Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ekran başına hoş geldiniz. Bugün yine yeni bölümümüzde, yeni arkadaşlarımız ve yeni tarifimizde karşınızdayız. Güzellikleri paylaşacağız. Hazırlıklarımız tamam. Arkadaşlarımız yerlerini aldı. Peki ilerleyen dakikalarda programımızda neler mi yapacağız? Birlikte yapalım da bugün sıcacık ana yemeklerde veya çay saatlerinde hazırlayabileceğiniz bir lezzet bombası krep kebabı yapacağız. Arkadaşlarımızla birlikte faydalı bilgileri öğreneceğiz, eğleneceğiz ve hediyeler kazanacağız. O zaman hadi gelin birlikte yapalım. Sevgili arkadaşlar, programımıza arkadaşlarımızı tanıyarak başlayalım. Zeynep'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Allah iyilik versin Zeynep'ciğim, programımıza tekrardan hoş geldin. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Oh, evet. Adım Zeynep, soyadım Sancak. Türkan Yaman Türk İlkokulu'na gidiyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçüncü sınıf. Evet. Boş zamanlarımda daha çok kitap okumaya, güzel. Ödev çalışmaya ve kendime vakit ayırmaya çalışırım. Maşallah sana. Teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Seni tanıdığımıza memnun olduk. Selim, seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Selim. Soyadım Sancak. İmam Hatip'te okuyorum. 8. sınıfım. Hayvan olarak kedi, balık, onlardan severim. Boş zamanlarımda ailemle vakit geçirmekten hoşlanırım. Çok teşekkür ediyorum çocuklar. Şimdi biz bugün burada ne yapacağız? Krep kebabı yapacağız. Hazırsanız geçelim mi artık işin lezzet kısmına? Krep kebabı yapacağız. Ben krepleri yapacağım. Abim krep kebabının iç harcını yapacak. Tavukları yapacak, mantarları yapacak. Ben sosu yapacağım. Sosu yapacağım. Abim üstüne sosu dökecek, üstüne kaşarları koyacak, kaşarları rendeleyecek. Ondan sonra pişireceğiz. Sonra üstüne maydanozla süs koyacağız. Krep kebabı yapacağız. Ben mantar doğrayacağım, soğan doğrayacağım, kaşar rendeleyeceğim. Kardeşim sos yapacak. Evet. Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak Zeynep'le başlayalım. Zeynep'ciğim, önünde duran büyük cam kabı önüne alır mısın tatlım? Evet, içerisine iki tane yumurtamızı ekleyelim. Alabiliyorsun, evet. Krepimiz için iki yumurtamızı alıyoruz. Bir de sütümüzü alalım. Buradakini alalım. Sen onun yerini alabilirsin Selim'ciğim. Teşekkür ederim. Beraber boşaltalım mı? Evet. Bir su bardağı sütümüzü de krepimizin içerisine aldık. Şimdi Zeynep'ciğim, çırpıcı var orada. Çırpıcı yardımıyla krepimizin harcını karıştırır mısın? Evet, karıştıralım. Evet, Zeynep krepimizin harcını güzelce çırpıcı yardımıyla karıştırıyor. Selin'ciğim, sen de dolaptan tencere alıp gelir misin? Tamam. Tenceremizi alalım. Ocağımıza gidelim. Evet. Oraya koyabilirsin. Şimdi ocağımızı yakalım. Evet, yeterli. Şimdi de tavukları alalım. Ve tencerenin içerisine bırakalım. Çünkü biz bugün krep kebabı yapıyoruz. İç harcımız tavuklardan oluşacak. Burada kaşık da var. Ellerini de koyabilirsin Selim'ciğim. Zeynep, sen annene yardım eder misin evde? Evet. Ne yaparsın? Daha çok boşaltmam gereken şeyleri annem bana verir. Ben de boşaltırım. Evet. Tencereye falan. Selim, sen şimdi tavuklarımızı karıştırmak için çekmeceden tahta kaşık alıp gelir misin? Zeynep'ciğim, iyice karıştıralım. Çok güzel gidiyor. Yumurtanın sarılığını gördük. Bir numaralı da ipucu şey. Evet, sürpriz soruyu buldun Selim. Gel bakalım. İlk sürpriz sorumuzu Selim buldu. Selim, hazırsan gelsin mi sorumuz? Gelsin.
Kurban Bayramı zamanında gücü yeten bazı insanlar Mekke'ye giderler ve Kabe'yi ziyaret ederek ibadet ederler. Bu vakitlerde Kabe'de yapılan ibadetin adını biliyor musun? Hac. Evet, tebrikler Selim. Çanta. Çok güzelmiş, teşekkür ediyorum. Selim, sürpriz sorumuzu doğru cevapladın ve hediyelerini aldın. Seni tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi tavuklarımızı karıştıralım tahta kaşık yardımıyla. Zeynepciğim, sen de yumurtayı çok güzel karıştırdın. Şimdi onların içerisine bazı malzemelerimizi ilave edeceğiz. İlk olarak unu ekleyelim. Evet, unu ekleyebilirsin. Çok güzel. Çıkmaya devam et bakalım. Şimdi birazcık da tuz ekleyelim krebimize. Ah, çok güzel çırpıyorsun. Aferin sana. Tuzumuzu da ekledik. Şimdi birazcık da krebimize sıvı yağ ekleyelim. Olur mu Zeynep? Evet. Son malzememizi de karıştırıp koyduk. Şimdi ne yapalım Zeynepciğim? İyice çırpalım. Bir yandan tavuklarımız pişiyor, bir yandan da krebimizin harcı hazırlanıyor. Selim tavuklarımızı pişiriyor. Zeynepciğim, gayet güzel hazırladın sen de şimdi krebimizi. Şimdi dolaptan krep tavasını alıp gelir misin? İkinci sürpriz soruyu buldum. Evet, sürpriz sorumuz geliyor. Hem de ikincisi. Gel bakalım Zeynepciğim. Gelsin mi sürpriz sorumuz? Hazır mısın? Bayram deyince aklına gelen şeyleri bizimle paylaşır mısın? Bayramda neler yaparız? Bayramda en çok sevdiğin şey nedir? Bayramda el öperiz, akrabalarımızı ziyaret ederiz. Evet. Yeni kıyafetler giyeriz. Evet. Çok güzel cevapladın Zeynepciğim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Zeynep, sürpriz sorumuzu doğru cevapladın ve hediyeni kazandın. Seni tebrik ediyoruz. Selim, bak bakalım tavuklara. Biz de ne yapalım artık? Gel bakalım tatlım Zeynepciğim, biz seninle artık krebimizi yapalım. Selim, sen de şimdi soğanı doğrar mısın? Önünde duran bir adet soğan var. Onu doğra bakalım. Biz de Zeynep'le krebimizi yapalım. Zeynepciğim, önce bir karıştıralım tekrardan. Sonrasında da kepçemizi birazcık dolduruyoruz tatlım. Şimdi tut bakalım. Evet. Al sen dök bakalım. Beraber dökelim. Evet. Ne kadar tatlış oldu değil mi? Şimdi bunu birazcık böyle yayalım. Krebimiz ince olsun ki yerken daha lezzetli olsun. Yeterli mi sence? Bence yeter. Evet. Şimdi bunun pişmesini bekleyelim. Beraber güzel güzel krepler yapacağız. Şimdi soğanlarımızı da doğradık Selimciğim. Evet. Bunları artık ne yapalım? Tavuğumuzun atalım, üzerine alalım. Atacağız. Al bakalım, biz de hemen krebimize bakalım. Gel Zeynepciğim. Şöyle yokla bakalım. Nasıl sence? Bence iyi. Evet. Şöyle bir çevirelim. Gördün mü? Bak rengi değişmiş. Bunu sen yaptın. Krebi bir tane soğan. Evet. Ne olacak? Tamamdır. Onları bana verebilirsin. Sen şimdi güzelce onları karıştır bakalım Selim. Selim, gayet iyi gidiyorsun. Biraz da sıvı yağ var önünde. Onu da yemeğe alır mısın? Bak, kasenin içerisinde. Güzelce kavrulsun soğanımız ve tavuklarımız. Evet, şimdi iyice kızaracaklar onlar ve tatları daha güzel olacak. Selim, evde mutfağa giriyor musun? Evet, giriyorum. Neler yapıyorsun? Anneme yardım ediyorum. O malzemeleri istiyor. Ben malzemeleri getiriyorum ona. Hı hı.
Hiç kek yaptınız mı annenle beraber? Çok yaptık. Yani sayamayacağım kadar. Evet. Şimdi Zeynep'ciğim bak bakalım. Krebimiz pişmiş mi? Hafifçe şöyle bir bak bakalım. Evet pişmiş. Evet onu artık ne yapalım biz? Şöyle servis tabağımızı alalım. Şöyle yapalım mı tavayla birlikte? Sen dur bebeğim. Elimiz yanmasın. Şöyle yapalım. Bak bakalım. Bak bu krebi sen yaptın. Ellerine sağlık. Şimdi ocağımızı kapatalım. Evet gel bakalım. Krebimiz burada kalsın. Şimdi bir krep daha yapalım. Ne yapıyorduk Zeynep? Ne yapmamız gerekiyor? Sen böyle gel bebeğim. Evet bir karıştırıyoruz. Sonrasında bir kepçe alıyoruz. Hadi sen de tut bakalım. Tam ortadan başlayarak güzelce krebimizi tavaya bırakıyoruz. Sonra ince olması için ne yapıyorduk? Etrafa yayıyoruz. Evet, şöyle birazcık yayıyoruz. Şimdi de krebimizin pişmesini bekliyoruz. Şimdi Selim, yemeğimizin üzerine salçayı ekleyelim. Abine verir misin Zeynep'ciğim? Teşekkür ederim. Evet. Birazcık da yemeğimize tuz ekleyelim. Zeynep yine sen ver bakalım abine. Birazcık da tuz eklesin yemeğimize. Bir kaşık koyabilirsin. Şimdi biraz onu oradan alalım. Şimdi tuzumuzu ekledik. Birazcık da kırmızı biber ekleyelim Selimciğim. Ben tutayım, sen kaşıkla alabilirsin. Evet. Şimdi de son olarak ne yapalım? Hangisi bu? Neydi bu ya? Neydi? Baharatımızın adı? Nane mi? Değil. Nane mi? Senin bir fikrin var mı Zeynep? Yok. Hangi baharat? Kekik. Bir bak bakalım altında yazıyor mu? Burada bir sürpriz soru var. Evet, sürpriz sorumuzu buldum. Gerçekten çok sürpriz oldum bana. Karabiber değil mi? Karabiber mi? Evet, tanımış olalım. Hiç karalığı yok bunun. Hiç karalığı yok mu? Ama biraz koyu gibi ya. Bak ununla karşılaştırınca biraz daha koyu değil mi? Evet. Selim, şimdi hazırsan gelsin mi sürpriz sorumuz? Gelsin sorumuz. Allah ne yerdedir, ne gökte, ne sağdadır, ne solda, nerede anarsan oradadır. Peki Allah her yerde, Allah'ın her yerde olması sana kendini nasıl hissettiriyor? Allah'ın her yerde olması ve bizi her daim görmesi bize açıkçası güven verir, huzur evet. verir. Evet. Ve ne yapıyoruz? Yalnız kaldığımızda bile sence yalnız kalıyor muyuz? Hayır, hep Allah yanımızda oluyor. Rabbimiz bizi her daim görüyor, değil mi? Evet. Tebrik ediyorum Selim seni. Teşekkür ediyorum. Aa, saat. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Selim, sürpriz Efendim? Sorumuza doğru cevap verdin ve hediyeni kazandın. Seni tebrik ediyoruz. Evet, Zeynep ve de kreplerimizi çok güzel hazırladık. Şimdi Zeynep 6. krebimizi bekliyor. Selimciğim, sen de dolaptan rende alıp gelir misin? Tamam. Evet, rendeyi alalım. Masamızda kaşar var. Ben de sana tahta vereceğim. Beşamel sosumuzun üzerine dökmek için şimdi senden kaşar rendelemeni istiyorum. Hadi bakalım. Tamam. Zeynep'ciğim gel bakalım. Bakalım krebimize. Evet, kaşarlarımızı rendeliyoruz. Zeynep'ciğim gel bakalım. Bir bak bakalım şöyle. Krebimiz nasıl olmuş, son krebimiz? Pişmiş. Evet, ne yapalım artık? Bu krebimizi de şöyle gel bakalım. Kreplerimizin üzerine bırakalım. Ellerine sağlık. Şimdi ocağımızı da kapatalım. Bir yandan da tavuklarımızı karıştırdık. Onlar da piştiler. Onu da kapatalım. Şimdi Zeynep'ciğim, sen çekmeceden küçük bir sos tenceresi alıp gelir misin? Tamam.
Aa, burada dördüncü sürpriz. Sürpriz soruyu buldum. Evet Zeynep, gel bakalım. Gelsin mi sürpriz sorumuz? Gelsin. Hazır mısın? Hazırım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı vakitler kalbini dinlemek, Allah'ın her şeyi yaratması hakkında düşünmek ve tefekkür etmek için bir mağaraya çekilirdi. Bu mağaranın adını biliyor musun? Bu mağara bizim için neden önemli? Şimdi Peygamberimiz Mekke'de doğmuştu ya Zeynep'ciğim. Evet. Orada cahiliye döneminde farklı bir ortam vardı. Peygamberimiz de o kötülüklerden uzaklaşmak için bir mağaraya çekiliyordu. O kötülüklerden uzaklaşmak için. O mağaranın adını hatırlıyor musun? Hirayet. Evet, tebrikler. Çok güzel bir saat. Çok beğendim. Zeynepciğim, sürpriz sorumuzu çok güzel cevapladın ve hediyeni kazandın. Şimdi ocağı alır mısın tencereyi? Evet, az önce krep yaptığımız ocağı alabilirsin. Şimdi beşamel sosumuz için içerisine ne ekleyelim? Nedir bu? Evet, hadi ekle bakalım. Evet, tereyağımızı ekliyoruz. Ben de bir yandan ocağımızı yakayım. Diğerini de koy bakalım. Evet. Şunu da yaktık. Birazcık kısalım. Şöyle. Şimdi üzerine unumuzu ekleyelim. Yavaş yavaş unu koyar mısın tatlım? Kaşarları rendelemeyi bitirdim. Evet. Tamam, onu önündeki büyük kaselerden birini alabilirsin. Şimdi kaşıkla Zeynep'ciğim gel bakalım bunu bir güzelce şöyle kavur bakalım. Birazcık unumuz kavrulsun. Sen de kaşarları al. O biraz küçük olabilir. İstersen bu kaseyi alabiliriz Selimciğim. Birazcık kavrulsun tatlım. Sonrasında da ne yapalım? İçerisine bu sırada bir de Zeynep bakalım. Aa, çok güzel eritmişsin. Birazcık tuz ekler misin? Böyle yarım kaşık kadar. Evet, yine karıştıralım beşamel sosumuzu. Şimdi birazcık uzaklaşalım tatlım. Üzerimize çok gelmesin. Şöyle yavaşça ilk aşamayı ben yapayım. Şimdi sen de karıştır bakalım. Karıştır, karıştır. Evet, kaynayana kadar beşamel sosumuzu güzelce karıştıralım. İyisin değil mi Zeynep'ciğim? Evet. Isıdan etkilenmiyorsun. Hatta şöyle yapalım. Sen şuradan tutarsan tencerenin sapını senin için daha kolay olabilir. Evet. Şimdi biz de artık bir yandan neye geçeceğiz Selim? Kreplerimizi artık ortaya almamız, evet, gerekiyor. Şimdi malzemelerimizi alalım. Birazcık tezgahımızı açalım. Bana yardım eder misin? Evet. Kreplerimizi artık kebap kıvamına getireceğiz. İçerisine harç koyacağız ve çok harika bir görüntü oluşacak. İyisin değil mi tatlım? Hı. Tamamdır. Bu kadarı yeterli sanırım Selim. Tamam. Şunu da peçeteyle alalım. Şimdi Selim ne yapacağız? Bir fikrim var mı? Bu kreplerle bu tavuklu sosumuzu nasıl buluşturacağız? Nasıl bir kebap olacak? Kebap... Nasıl olacak sence? Var mı aklına gelen bir şey? Bence kaşarları alacağız. Evet. Krepleri dökeceğiz. Sonra şeyler buluşturacağız. Kaşarları alacağız. Krepleri mi dökeceğiz? Evet. Sonra... İkini serpeceğiz.
Ondan sonra tavukları koyacağız. Hı hı. Ondan sonra onları dürüm yapıp bence sosun üstüne şöyle evet, atacağız. Evet, yaklaştın. Güzel mantık yürütüyorsun. Şimdi bir tane krepimizi alalım önümüze. Bir de tavamızı alalım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Birazcık tavukla harcımızdan alıyoruz ve krepimizin ortasına ekliyoruz. Tamam. Dur tatlım, iyi misin? Hı. Sıcakladın mı? Biraz. Çok az kaldı bunun da kaynamasına. Bu sırada istersen sen de krep yapabilirsin. Tam ortasına gelecek şekilde. Bir taneyi biz Selim'le yapalım. Şöyle. Böyle oluyor herhalde. Evet. Yeterli. Yeterli. Şimdi ne yapalım? Sağdan, soldan yapalım. Sonra da şöyle bir katlayalım. Ve işte hazır. Ana. Nasıl oldu? Güzel oldu. Şimdi bunu ben alıyorum. Her birinize bir krep veriyorum. Hadi bakalım. Şimdi siz de aynı işlemi yapın bakalım. Sürpriz soruların birkaçında zorlandım. Abim bana yardım etti. Kardeşim Hira mağarası sorusunu bilememişti. Ondan dedim ben sana, dedim ona Hira diye. Sonra o da doğru duymuş Hira dedi. Hira galiba dedi. Zaten sessizce söyledi, emin değildi. Evet Zeynep'ciğim, hadi bakalım son krepimizi biz ne yapalım? Sağdan, soldan güzelce katlayalım. Selim'ciğim, evet. Sen de bunları tepsiye almamız için bize dolaptan tepsi alıp gelir misin? Tamam. Burada sürpriz bir soru var. Evet, beşinci sürpriz sorumuzu Selim buldu. Gel bakalım Selim'ciğim, sorumuz geliyor. Gelsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlara son tavsiye ve öğütlerini bildirdiği konuşmasını nasıl isimlendirdiğini biliyor musun? Hani Peygamberimiz vefat etmeden önce Arafat Dağı'na çıkmıştı. Veda konuşması mıydı? Evet, evet, tebrikler. Veda konuşması ediyordu o. Evet. Hani de Arapçası yazılıydı, hı hı, bir yerde. Tebrikler Selim'ciğim. Teşekkür ediyorum. Kitap. Çok kişi bana kitap vermişti. Bu da çok güzelmiş. Abimle beraber burada krep kebabı yapmak çok güzel bir duyguydu. Çok eğlendim. Güzel vakit geçirdim. Evet Selim, sürpriz sorumuzu doğru cevapladın ve hediyeni kazandın. Seni tebrik ediyoruz. Şimdi yaptığımız krep kebaplarımızı ne yapalım? Koyalım tepsiye. Tepsiye alalım bakalım. Evet, aralarında birazcık boşluk bırakalım. Evet, şimdi ne yapacağız? Üzerine sos dökeceğiz. Zeynep'ciğim, bir kaşık, evet, alıp gelir misin çekmeceden? Çekmeceden kaşık al, gel. Yukarıdakinden, evet. Aa, burada altıncı soru. Evet, gel bakalım. Hadi krepimiz de hazır oluyor. Son sorumuz da sana geliyor Zeynep'ciğim. Hira'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşen ve ona ilk vahyi getiren meleğin adını söyleyebilir misin Zeynep? Hani Peygamber Efendimiz Hira mağarasına gidiyor demiştik ya. Sonrasında orada bir melek geliyordu. Onunla konuşuyordu. O meleğimizin adını hatırlıyor musun? Cebrail. Evet, Cebrail. Tebrikler. Çok güzel bir kitaplar. Hem de saklı bilim. Hayatında saklı bilim. Çok güzel. Kardeşimle beraber krep kebabı yapmak güzeldi, keyifliydi. Heyecanlandım açıkçası ilk başta ama sonra heyecanım giderek geçti. Güzel geçti benim için. Zeynep'ciğim, sürpriz sorumuza doğru cevap verdin ve hediyelerini kazandın. Seni tebrik ediyoruz. Şimdi ne yapalım artık? Başamağı sosumuzu, evet, alalım. Al Zeynep.
ve kreplerimizin üzerine dökelim. Birazcık sıcak olduğu için dikkat edelim, olur mu? Selim, birini de sana veriyorum. Tamam, teşekkür ederim. Yavaşça, dikkatli bir şekilde kreplerimizin üzerine dökelim. Evet. Eline dikkat et Zeynepciğim. Nasıl oldu krep kebabımız? Yani çok güzel oldu. Tamamdır. Zeynepciğim, kaşığını ben alabilir miyim tatlım? Şöyle bol bol dökeyim. Her yerini kaplasın. Güzel güzel fırınımızda kızarsın. Sonrasında da afiyetle yiyelim. Ve Rabbimize bize verdiği bu güzel nimetlerden dolayı ne yapalım? Şükredelim. Şükredelim. Evet, bence bu kadar yeterli. Ne dersiniz? Evet. Hadi bakalım kaşığımızı koyalım. Şimdi ne yapacağız? Ne kaldı masamızda? Şöyle ortaya alalım. Şey kaldı? Evet, şimdi de krep kebaplarımızın üzerine kaşarlarımızı paylaştıralım. Şimdi kaşar ne yapacak onun üzerinde? Eriyecek. Evet, güzelce eriyecek ve aşağılara doğru akacak. Şuna birazcık daha koyalım. Evet, bol bol kaşar dökelim ve kenarlarından güzelce aksın. Sonrasında güzel güzel kızarsın. Yeterli kuzucuklarım. Şimdi hadi gelin bakalım. Selim, al tepsimizi, gel bakalım. Nereye götürelim? Fırına. Evet. Fırınımızı açalım. Biraz dikkatli bir şekilde şu alt tarafa alalım. Ellerinize sağlık kuzucuklar. Çok güzel ama çok aşamalı, çok başarılı bir krep kebabı yaptınız şimdi. Evet. Bekleyelim bakalım pişmesini. Evet güzel çocuklarım, çok güzel bir krep kebabı yaptınız. Ellerinize sağlık. Şimdi tatlım sen bunu tut bakalım maydanozumuzu. Abin de güzelce krep kebaplarımızın üzerine süslesin bakalım maydanozla. Son dokunuşumuzu da abimiz yapsın. Ve krep kebabımız hazır. Nasıl görünüyor, beğendiniz mi? Çok güzel, çok güzel görünüyor. Evet, ellerinize sağlık. Zor muymuş? Evet. Evet, kademe kademe. Çok ama artık biliyorsunuz değil mi? Şimdi evet. Harika görünüyor. Evet, çok güzel oldu kaşarlar. Güzel evet, oldu. Teşekkür ediyorum ikinize de. Şimdi artık şöyle güzelce servis tabağımıza da aldık. Afiyetle yiyebiliriz. Ve geldik programımızın sonuna. Siz de bu güzel krep kebabımızı evde deneyecek olursanız birlikte yapalım @diyanet.tv e-posta adresinden ve birlikte yapalım TV Instagram hesabından fotoğraflarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla hoşça kalın. Allah'a emanet olun.